Merhaba arkadaşlar, karşınızda ETS Drive Deep Sea Hunter arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Seramik bezel, 316L çelik, paslanmaz. Kol saatlerinde en çok kullanılan çelik. Adamlar fevkalade yapmışlar ürünü. Çok güzel bir jiletini çekmişler. Bunların fosforları da çok güzel. İndeksleri. Şimdi bu ürünün kasa çapı 41 milim. Şu tepe hariç. Tepe dahil olduğunda 48 milim oluyor. Kalınlık 13,5 milim. Kalınlığı 13,5 milim. Fevkalade bir ürün. Kordon uzunluğu 22 santim. Yani benim bileğim oldukça kalın. Birazdan bileğimi de deneyeceğiz. Kilitli tepe. Sizinle birlikte şimdi jiletini açıyorum. Şurada bir leke gibi bir şey var. İnşallah. O. Evet. Jiletin lekesiymiş. Jiletinle birlikte şu birlikte seramik bezelli noktalar vardı. Şu anda yakından inceliyorum ürünü. Hiçbir şekilde bir problemi yok. Tepede kendi dokusu var. Etliyesi. 200 metre suya dayanıklı diyor. Zaten Deep Sea Hunter dediği deniz dalışçı saati demek. Ama ben bununla denize dalar mıyım derseniz işin açıkçası dalmam. Görseli de çok efsane. Şöyle hemen bir tepeyi bir kontrol edelim. Evet. Tepeyi açtık. Görüyorsunuz. Şöyle yakınlaştırayım. Şurada silikon bir conta var. Onun sayesinde tepeyi şöyle kilitlediğinizde su geçirmemesini sağlayan ürünün şöyle mekanizmayı açalım. Normalde bu kadar kolay açılmaması lazım ama evet arkadaşlar, şöyle açtık içini. Logosu. Logosu zaten ayrı bir efsane. Şöyle bakıyoruz. Gerçekten Japon mekanizma mı? Şöyle göstereyim size. Miyoto Japon mekanizma var içinde. Şöyle şunu da koyalım. Japon pil var. 4 sene ömrünün gittiğini söylüyorlar. Şöyle görüyor musunuz acaba mekanizmayı? Çok güzel. Şurada gene şöyle göstereyim size. Sızdırmazlık contası var. Ben hemen bunu kapatıyorum. Çünkü toz olmasını istemem ürünün. Orijinal bir ürün. Şöyle hemen takalım. Çok. Oturmadı. Şu tarafını oturmasını istiyorum. Ama şimdi oturmayı ben şöyle yapmayı tercih ediyorum. Şöyle biraz bastırıyoruz.
Şöyle geri takıyoruz yerine. Şöyle hemen takıyoruz. Bunu plastik topla sıkacağım ki bunun üzerine kapanmaması var. Bu şimdi. Böyle tutturdum. Ama sonrasında bunun özel topu var şu şeyi sıkmak için. Onunla tam olarak sıkacağım ki. Sun diye. Klipsi de açalım. Bu üründe en eksik gördüğüm yön şurası. Hemen size göstereyim. Normalde bu tür orijinal ürünlerde yani en çok aradığım şeylerden birisi tokada da kendi logosu olması. Bunun tokasında logosu yok. Yani kendileri öyle tercih etmişler. Şöyle açıyoruz. Çizilmesin diye yapmışlar. Şöyle. Çelikleri büyük ihtimalle ama çok ince basit bir çelik. Benim pek hoşuma gitmedi işin açıkçası. Hazır böyle açmışken şöyle yapalım. Kolumuzda nasıl duruyor onu göstereyim ben size. Bu mavisi bir de bunun siyahını sipariş verdim. Şöyle kapatıyorum. Şundan sonra ambalajlayacağım tekrardan geri. Çok uğraşma. Evet, bu da siyah arkadaşlar. Fevkalade bir ürün. Bu da aynı şekil. 200 metre suya dayanıklı dalış saati diye geçiyor. 41 milim kasa çapı, 48 milim tepe dahil. 13,5 milim kalınlık. Çok güzel bir ürün. Kalınlığı çok ideal. Kumpasım bulamadığım için kumpas da çekemedim şu anda. Ama bu da çok şahane bir ürün. Şöyle bir ışığı kapatalım. Evet. Böyle bir fosfor var. Her iki üründe de aynı şekil fosfor var. Çok şahane bir ürün. Şöyle Dipsy Unter dalış saati. Seri numarası. Şuraya bir kaşe vurmalarını isterdim aslına bakarsanız. Kullanım kılavuzu. Burada Türkçe yok tabii ki de. Türklerin alabileceğini, aksesuarı bu kadar sevdiğini düşünmemişler büyük ihtimalle. Şu üründe kordonu kısaltmak istediğinizde bu taraftan itikliyorsunuz. Öbür taraftan çıkartıyorsunuz. Buradan gene aynı şekil işlemi yapıyorsunuz. Çıkartıyorsunuz. Sonrasında bağlamak istediğiniz yerden bağlayıp tekrardan vidalayıp şuraya hafif bir çekiç veya başka bir şeyle itikleyip kapatıyorsunuz. Bileğinize göre ayarlıyorsunuz. Bu da böyle bir ürünmüş. Şunu da koyalım kenara. Çok güzel kutusu var bu arada arkadaşlar. Onu göstereyim size. Hemen şu ürünümüzü açalım. Bu ürün de spor bir saat. Hemen şurada parçalarımızı koyalım. Gerçekten çok güzel bir saat. Bu da Drilling Sportwatch. Bunun da seri numarası bu. Orijinal bir ürün. Şuraya gerçekten bir kaşe isterdim. Aslına bakarsanız. Bu üründe dalış saati diye geçiyor. Ama bu 50 metreye kadar dayanıklı. O nasıl 200 metre, bu nasıl 50 metre, o biraz şaibeli. Ama şu olay çok güzel bununla. Hem normal gün dönümü saatleri yazıyor, hem 13, 14, 15, 16, 17 mi diye yazıyor. Tarihi mevcut. Bunda çok şahane bir fosforu var bu saatinde. Bunda da 21-15 Miyoto makine var. Şu
Şurası 26 milim. 5 bara kadar dayanıklı. Katran çapı 51 milim. Şurada 22 milim. Bant boyu 26 santim. Bu da aynı şekil 316L çelik. 15.6 kaza kalınlığı var. Bir de bunun fosforuna bakalım arkadaşlar. Tamam. Zaten şu anda bile yanıyor yani. Evet. Buyurun. Yani deniz altında da iyi görünmesi için bu şart. Bunun kapağının açması elle zor olduğu için bunu açmıyorum. Ama yine bir koluma takacağım. Şöyle buyurun. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha birçok saatimiz daha gelecek yurt dışından. Onların da tanıtımını yapacağız size. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.